Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Güzel Memleketimiz Bitirdi. Sürücülerin korkulu rüyası olan heyelan nedeniyle geçit vermeyen dağların arasındaki bu yol artık Çelik Köprü sayesinde çok daha güvenli. 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü'nün açılmasına çok az kaldı. Maşallah Türkiye, maşallah. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok güzel olmuş, 20 senedir biz çok güzel yaşıyoruz. Ülkemizin artık doğusu batısı kuzey güney fark etmiyor. Yani nerede ne ihtiyaç varsa ona göre projelerini yapıyoruz ve çözümlerimizi üretip imalatlara başlıyoruz. Burası da özellikle İpek Yolu güzergahında itme tutma sürme yöntemiyle yaptığımız teknolojik bir köprü. Bir taraftan 10.000 ton itildi, diğer taraftan 5.000 ton itildi. Bunlar ciddi rakamlar Türkiye için ve dünya için. Orta trafik olarak dünyada ilk sıralarda olan bir köprü. Burada yol yoktu. Burada yayan gidiyorduk. Ya da kantarlar gidiyorduk. Şimdi Allah memleketimize var olsun. Şimdi de Bitlis Çevre Yolu'ndayız. Lojistik alanda çok önemli bir yere sahip olan Bitlis Çevre Yolu da hizmete açıldı. Giriş kavşağı yapıldı. Çevre yolumuzun hem şehir merkezi bağlantısını sağladık hem de mevcut çevre yoluyla birbirine bağlamış olduk. Eskiden bu yol tek şeritli ve çok tehlikeliydi. Şimdi buraya artık uçak insin kalsın. Artık duble yollar ve kavşak sayesinde yolculuk hem daha güvenli geçecek hem de daha konforlu. Bunlar bir hayaldi, gerçekten bir hayaldi. Büyük bir yatırım bunlar gerçekten yani. Çok memnun oldum, sağ olasınız. Teşekkür ederim.